Merhaba arkadaşlar. Görsel web tasarımı dersimizin 3. ünitesi olan web için görsel tasarım elementleri ünitemize hoş geldiniz. Bu ünitemizin sonunda web sitesi, şablon ve arka plan tasarımlarını sınıflandırabilecek, web için görsel iç tasarım bileşenlerini ayırt edebilecek, web sitesi görsel gezinin bileşenlerini sıralayabilecek, duyarlı web tasarım için görsel tasarım özelliklerini açıklayabileceksiniz. Bu ünitemiz web için görsel dış tasarım elementleri, web için görsel iç tasarım elementleri ve duyarlı web arayüzleri için görsel tasarım adlı konu başlıkları altında inceleniyor. Öncelikle grafik tasarımı tanımlamamız gerekiyor. Grafik tasarım bir mesajı daha hızlı ve daha akılda kalıcı bir şekilde iletmek amacıyla o mesajı görselleştiren yaratıcı bir disiplindir. Dolayısıyla bir web sitesi aracılığıyla iletişim kurduğumuzda da herhangi bir kullanıcının bir programlama dili ya da bilgisayar bilgisi olmasa dahi sezgisel olarak web sitesini kullanmasını sağlayan disiplin yine grafik tasarım disiplinidir. Kullanıcı arayüzü, dokunmatik ekran, klavye, fare, masaüstü, web sitesi arayüzü gibi insanların, kullanıcıların etkileşime girebildiği her türlü bilişim teknolojileri grafik tasarımdan faydalanırlar bu etkileşimi sağlayabilmek için. Yapılan araştırmalar web sitesi ziyaretçilerinin %75'inin ki bu çok büyük bir oran şirket, kurum ve kuruluşun güvenirliğini web sitelerinin tasarımına yönelik ilk izlenimlerine dayalı olarak değerlendirdiklerini göstermektedir. Yani bizler bir şirketin, kurumun ya da kuruluşun web sitesine girdiğimizde o web sitesinin tasarımı eğer iyi bir tasarıma sahipse, kolayca etkileşime girebiliyorsak, o şirketin, kurumun ya da kuruluşun daha güvenilir olduğunu düşünüyoruz. İlk izlenim bu nedenle çok önemli web sitesinin tasarımında. Web sitesi tasarımlarında ziyaretçilerin ilk izlenimini en fazla etkileyen görsel tasarım elementleri web için görsel dış tasarım elementleri olarak isimlendirilmektedir. Bu görsel dış tasarım elementlerinin görsel iç tasarım elementleriyle bir arada planlanması gerekir ki birlikte kolayca çalışabilsinler. Web için görsel dış tasarım elementleri olarak şablon ve arka planın logo ve diğer site bileşenleriyle uyumlu olarak geliştirilmesi, başlangıçtan itibaren uyumlu olarak planlanması gerekir. Web için görsel iç tasarım elementleri bu ünitemizde site logo ve başlıkların görsel tasarımı, gezinin bileşenlerinin görsel tasarımı, web sitesi görsel gövde tasarım bileşenleri ve web sitesi alt bilgi yani footer görsel tasarımı olarak 4 başlık altında incelenmiş. Web sitesinde yer alan menüler, linkler, butonlar ya da ikonlar görsel iç tasarım elementleri olarak sınıflandırılırlar. Bu elementlerin her birinin yani bütün menülerin, linklerin, kullanıcıların tıkladığı butonların yani düğmelerin ve ikonların öncelikle bilgi hiyerarşisi ve görsel hiyerarşi kurallarına göre tasarlanmaları gerekmektedir. Bildiğiniz gibi günümüzde birbirinden çok farklı aletler, cihazlar kullanıyoruz. Masaüstü bilgisayarlar, işte laptoplar, cep telefonları ya da tabletler. Bu cihazların her birinin ekran çözünürlükleri ve ekran boyutları da birbirinden farklı. Tasarladığımız web sitesinin birbirinden farklı çözünürlükte ve büyüklükteki ekranlarda sorunsuz olarak çalışması, kolayca kullanıcı ile etkileşime girmesi gerekmektedir. İşte bu noktada duyarlı web arayüzleri diye bir kavram ortaya çıkıyor. Web sitesi tasarımlarının yaygın olarak kullanılan ekranlarda otomatik olarak görüntülenmesi ihtiyacı
Bu duyarlı web arayüzlerinin geliştirilmesine neden oluyor. Web sayfasının responsive yani duyarlı bir tasarıma sahip olmasıyla farklı cihazlarda ve ekran boyutlarında tasarlandığı orijinal haliyle rahatça okunabilir ve rahatça kullanıcının etkileşime girebilmesini sağlıyor bu responsive yani duyarlı arayüzler. Tabii ki duyarlı bir web arayüzünün tasarlanabilmesi için de web sayfasını tasarlarken daha en baştan itibaren esnek bir sayfa düzenine sahip olması gerekiyor. Ve tabii ki duyarlı web arayüzünün diğer web sitelerinde olduğu gibi hatasız bir kodlamaya da sahip olması gerekiyor. Evet arkadaşlar, üçüncü ünitemiz olan web için görsel tasarım elementleri özet videomuz bu kadar. Hepinize başarılar diliyorum.